de ben öldüreceğim! Selahattin! Seni de ben öldüreceğim! Gabriel inadının bedelini canıyla ödedi. Sıra Victoria'da. Sonra bütün istediklerimize boyun eğeceksiniz. Victoria'nın izleri Askalan yoluna doğru gider. Serhat gazileri civara dağıldı. Biz de size haber vermeye geldik. Test kapatın bunu karargahı. Gabriel Irmak boyuna düştü. Oraya gidin. Ne yapıp ne edip bulun bana cesedini. Emredersin beyim. Sen kardeşine nasıl hain dersin? Nasıl itham edersin beni? Devleti ikiye bölüp eşkıya gibi sarayı basmışsın. Zorbalıkla tahtı gasp etmeye kalkmışsın. Bunun adı kardeşlik değil, düpedüz hainliktir. Ben devlete sahip çıkmaya çalıştım. Selahattin çekti gitti. Sen ölüm döşeğindeydin. Sahipsiz mi bırakacaktım devleti? Sahip çıkanı vardı. Selahattin'in aldığı tedbirler yeterliydi. Lakin sen harisliğini dizginleyemedin. Üstüne üstlük benim oğlumu zindana atmaya cüret ettin. Kargaşa çıkmaması için hanedandan birinin başta olması gerekirdi. Devlete sahip çıktım diye sustu mu oğlum şimdi? Oğlun laf dinlemez olmuştu. Başımıza daha fazla bela mı açsın isterdin? Zindandan başka çare bırakmadı bana. Senin ölüm döşeğinde olmana sebep bile onun gafletidir. Bana hala onu mu savunursun? Beni vuran içimizdeki haindi. Onun da gözleri tıpkı böyle bakardı bana. Dindar. Muhteriz. Yoksa beni vurandık sen mi senin Nusret'te? Beni Selahattin zapt edemedi. Sana mı teslim olacağım? Esirlere zeval vermeden. Hadi! Geçit vermeyin bunlara! Beni her şeyle itham edebilirsin. Ama bununla asla! Bu nasıl bir öfkedir ki kendi öz kardeşinin seni vurmasıyla itham edersin? Sebebi benim öfkem değil. Senin gafletin. İhanetin. Sırtımdan öyle bir hançerledin ki beni. Gözümde her şeye cüret edebilecek hale geldin. Halbuki ben kaç defa ölümden kurtardım seni. Bedenim kılıç yaralarıyla doludur. Kaç tanesini senin canına siper olmak için aldım. Kaç tanesini? Bana bu söylediklerinle en derin yarayı açtın. Keşke
Keşke bunları söylemek yerine beni öldürseydin. Onun da vakti gelmiştir. Nusrettin. İmat! Emredin sultanım. Bu gafili alın. Bununla beraber aynı suça iştirak eden herkesi de avluya götürün. Hepsinin hesabını keseceğim. Korkmayın, size zarar vermeyeceğiz. Saldırıya uğradık. Prenses Victoria'yı kaçırmak için saldırdılar. Şimdi peşindeler. Kim? Bilmiyorum, başlarında bir kız vardı. Süreyya. Eğer tanıdığınız biriyse acele edin. Haçlı askerleri de peşine düşer. Yakalarlarsa. Haydi çabuk olun. Şükür ki vakitlice yetiştirdik seni. Nelerle sınandım. Ne işler açtım başına güzel oğlum. Usludur diye defaatle tembihledim. Sabret, her şey düzelir dedim. Bu sana ders olsun. Gayrı, fevriliği bırakacaksın. Emir Hazretleri, Sultan Nurettin sağ salim kalktı. Oh. Hamdolsun. Şükür. Turan Şah da yargılamak için huzuruna emreder. Ne? Ben hain değilim. Baba, amca... Siz bilirsiniz, ben hain değilim. Sultanımızla konuşun, bir şeyler yapın. Hain değilim ben. Bizim bilmemiz bir şeyi değiştirmez oğlum. Gayrı, sultanın emrine de boynumuz kıldan incedir. Askerler, Turan Şah'ı götürün. Nasıl kurtaramazsın Victoria'yı? Nasıl? Elimden geleni yaptım majesteleri ama... Sizi getiren askerlerimizin de hepsi öldürülmüş. Onların öldürüldüğünü öğrenmesek bunların hiçbirini bize haber etmeyecektin. Size saldırıp Victoria'yı almaya çalışan bu söyle. Bilip de susuyor gibi bir halin var. İnanın bilmiyorum efendim.
Askerleri toplayın. Her yere dağılıp Victoria'yı ne yapıp edip bulacağız. Peşimdekileri de yakalayıp hepsini kılıçtan geçireceğiz. Ne oldu Ali? İzler iyice seyrekleşti. Askalanların obasına gidelim Meyk Hazretleri. Nasıl olsa oraya gelirler. Obaya gelmeden haçlılar onları bulursa eşikten geçmiş olur. Siz civara dağılan Serhat gazilerini toplayın. Obaya giden bütün yolları tutun. Biz izlerin peşinden gideceğiz. Emredersiniz Melik Hazretleri. Burada bir şey var. Gabriel'in cesedi olabilir. Sen de kimsin? Ne sessiz ölümün oğlu. Abimi aramaya devam edin. Kanlı ayak bastığım bu topraklarda kanlı bir intikam savaşı başlayacak. Geç. Nurettin Hazretleri.
bizim verdiğimiz mevkiyle bizim nizamımıza fitne düşürmüşsün. Haddinden büyük işlere kalkışıp benim oğluma dahi küstahlık etmişsin. Bu yaptıklarının bana küstahlık olduğunu bilmez misin be gafil? Sultanım, ben emirleri... Gayrı azlettim seni. Devlete sırtını dayayıp eşkıyalık edene devlette yer yok. Ya sen? Sen kim olursun da kifayetsizliğine bakmadan melikliğine sığınıp haddini aşarsın? Sultanım, ben... Ah! Biz bu kılıçları size devleti muhafaza edin diye verdik. Sizse kılıçlarınızı fitneyle bileyip orduyu ikiye bölmüşsünüz. Devletin kılıçlarını devlete doğrultup isyana kalkışmışsınız. Sultanım. Asıl olan şahıslar değil, devlettir. Her kim ki devleti kılıcının gölgesinde sanır, gölgesinde olduğu devlet kılıcını onun başına indirir. Ayaklar budandı. Sıra başlarda. Melike Hatun sizi bekler. Yatırın kellesine. Yanlış yaparsın Sultan Nurettin. Yanlış yaparsın, ben hain değilim. Ben hain değilim. Ben hain değilim.
Gel kendi gözlerinle gör. Nusret. Askerler! Kapıyı açın! Kapıyı açın! Kapıyı açın! Açın şu kapıyı! Kapıyı açtır! Ben bu devlete ihanet etmedim! Hain değilim! Sahip çıktım bu devlete! İhtiras... kişinin aklını başından alır. Akılsız başta gaflete sürükler. Sen gafletinin devlete verdiği zararı göremedin. Lakin ben o gafil başını gövdenden ayırmasını bilirim. Sultanım, biz sizinle aynı babanın otağında, aynı ananın ocağında beraber büyüdük. Kardeşler reva mıdır bu? Sen hiçbir vakit ne babamızın kanına ne de anamızın ak sütüne layık olamadın. Ama ben babamız İmadettin Zengin'in öğrettiği gibi yapacağım. Bekayı devlet, ben izamı alem için karındaşımın dahi olsa cezasını keseceğim. Baba? Bu rezillik sana yeter. Götürün şunu. Bunu alın. Ailesiyle beraber eve hapsedin. Yarın da sürgüne gidecek. Bir daha da bu saraya geri dönmeyecek. Adalet değil bu. Sürgüne gidecek bir şey yapmadım ben. Nedamet getireceğin yerde hala asilik edersin.
Hükmüm katidir. Eğer ki riayet etmezsen, bu defa gafil başın kılıcımdan kaçamaz. İsmaili. Emredersin sultan. Yürü. Selahaddin Askalan'ı da Halil'i de alamadı. Bundan gayrı kendi işimi kendim göreceğim. Buna karşılık da istediğim her şeyi alacağım. Victoria'yı alırsan başımıza büyük bela açarsın baba. Hem Selahaddin gazaplanır hem de Haçlılar üzerimize saldırır. Bunlarla baş edemeyiz. Bırak onu Selahaddin'e teslim edeyim. Sus! Sen de başına buyrukluk etmenin cezasını çekeceksin. Durun! Prenses Victoria'yı teslim edin. O artık benim esirim. Eğer kralınız onu almak istiyorsa ayağıma kadar gelip istediklerimi verecek. Bütün Haçlı askerleri peşinize düşmüş belli ki. Aklınız varsa beni bırakın. Yoksa hepiniz öleceksiniz. Eğer bize bir kılıç doğrulursa ilk ölecek olan da sensin. Gebertin şunları. Gabriel'le işbirliği edip beni vurdun. Sultan. Namertçe başladığın bu işi mertçe tamamına erdireceğim. Davran. Salla hançeri bana. Salla hançeri. Etmeyin sultanım. O hain değildir. Salla dedim. Sultanım. Kardeşime kıyan o adamla nasıl işbirliği yaparım sultanım? Niye böyle bir şey yapayım? O vakit esirlerin peşinde ne işin vardı? Kilit altında tutulduğun o karargâhtan nasıl kaçtın?
Yüzünü bile görmediğim biri gelip kapıyı açıp ortadan kayboldu. Etmeyin sultanım. Ben size hançer sallayamam. Sultanım. İşte şimdi o günkü haline büründün. Şimdi hançeri de o günkü gibi salla bana. Hadi salla hançeri. Hançeri sallayışından senin o hain olduğunu anlayacağım diye sallamazsın. Sultanım. Salla. Sizi ben vurmadım sultanım. O zaman salla hançeri bana. Eğer sallamazsan hain olarak idam edilirsin. Salla hançeri. Gaflet ve ihanet arasında çok ince bir hudut vardır. Eğer bir daha intikam hırsıyla gaflete düşecek olursan, seni o ihanet hududunu aşmış sayacağım. Turanşah, hain değildir. Azat edin. Tez Selahaddin'e bulun getirin. Yaşıyorlar efendim. Emriniz nedir majesteleri? Herkes hazırlansın. Az kalanların obasını basıp orayı cehenneme çevireceğiz. Victoria'yı alıp hepsini kılıçtan geçireceğiz. Atlara! Az daha geç kalaydınız, ölmüştü Victoria. Hoş geberse canıma minnet. Cehennemde kavuşurdu zebanisine. Ne olursa olsun o bir esir baba. Sen nasıl vurursun onu? Göz göre göre kaçmasına izin mi verecektim? Bu iş başımıza çok bela açar demiştim sana. Haçlılar obayı basarsa kan gölüne çevirir. Gabriel de ölmüşken onu Selahaddin'e teslim edeceğim. Bu belayı da başımızdan savuşturacağım. Yetti senin bu densizliğin. Halil'i almadan onu hiç kimseye vermeyeceğim. Sen de obadan dışarı adım atmayacaksın.
Bir daha da o Selahaddin'in adını anmayacaksın. İzler tamamen kayboldu Meyk Hazretleri. Nerede bunlar? Melik Hazretleri, Victoria'yı Azkalan'la obaya götürmüş. Haçlı ordusu da obaya doğru gider. Ahmet Lale oba yollarını tutmaya gitmişti. Onlara da haber edin, obaya gelsinler. Haydi atlara. Nerede Müserrat gazileri? Biz oba yolunu tutana kadar Haçlılar saldıracak. Serhat gazilerimiz bunlar. Kimsin sen soysuz? Ölü bedenlerden çıkan ruhlar efendisi. Onların intikamının sahibi. İntikam dolu ruhunu düşmanlarının kanıyla besleyen. Bütün düşmanlarını yok etmek için gelen. Gebertin şunu. Her intikamın bir adı vardır. Benim adım da Gregor. Aynı kandan doğduğum kardeşim. İntikamın için toprağa döktüğüm kanlar göğe yükselecek. Ve senin ruhunu kutsayacak. Döktüğüm her kanla yeryüzüne dehşet saçılıyor. Çünkü ben kılıcımı acıyla keskinleştiriyorum. Şimdi acı çekme sırası Selahaddin'de. Gel. Sultanım. Söyle Emad. Prenses Victoria'yı Azkalanlılar alıp obaya götürmüş. Haçlılar da obayı basmaya gidermiş.
Bu Haçlılar beni öldü mü zanneder? Nasıl cüret ederler böyle bir şeye? Sultanım, daha yarınız iyileşmedi. Tez askerler hazırlansın. Gayrı savaş vaktidir. Hareket etme. Yaran daha yeni tımar edildi. Merhem süreceğim. Çok büyük hata ediyorsunuz. Çok büyük. Bizimle zengiler bile baş edemedi. Ordumuz bu obayı kana bular. Öyle bir şey yapmaya kalkarlarsa sen de canından olursun. Kendini zorla öldürteceksin bana. Şimdi hepiniz yok olacaksınız. Emredersiniz.
Hayır, değil miyim? Victoria! Selahattin! Duran! Askalanlılar Victoria senden habersiz aldı Selahattin. Sana da yanlış yaptılar. Onlar için kendini ölüme atma. Onlar bizim gölgemizdedir. Eğer bir yanlışları varsa hesabını biz görürüz. Düşman kılıcına emetmeyiz. Gabriel tapınakçı ordusuyla birazdan burada olur. Buradan canlı çıkamayacaksın Selahattin. Gabriel buraya gelemez. Onu öldürdüm. Hayır. Yalan söylüyorsun. Ölmez o. Ölemez. Gabriel inadının bedelini canıyla ödedi. Eğer siz de inat etmeye devam ederseniz akıbetiniz aynı olacak. Hayır. Hayır. Götürün Victoria'yı. Öfkeniz aklınızı götürdü. Kılıcımıza yem olacaksınız. Eğer aklınızı başınıza almazsanız bugün burada gövde üstünde baş kalmayacak. Zalimliğiniz yüzünden bunca cana, bunca kana sebep oldunuz. Eğer nefsimize esir olsak, hakkınız ölümdür. Ama cenk töremize dua edin ki, yapacağımız anlaşmayla kılıçları kınına sokacağız. Esirlere karşılık ne istiyorsun? Az kalan. O dediğin olmaz. Bir fenalık yapma baba. Kabahatinle oturacağın yerde bir de kalleşliğe mi yeltenirsin? Bunları vurmak ne vakit kalleşlik oldu? Kan döktükleri yer sizin de toprağınız. Cenk bitti. Er meydanında mertlik görüldü. Bundan ötesi namertliktir. Obamızı basıp kan döktüler. Bundan gayrı ağızlar değil kılıçlar konuşmalı. Oluk oluk kanları dökülmeli. Kılıçlar sükut etti. Şimdi içeride anlaşma yapılacak. Yaralılar tedavi edilsin. Benim başımı kötüye dayamak ha. Benim başımı kötüye dayamak. Benim başımı küçüğe dayamak! Şu kan...
Bu kan var ya, zengin kanıdır bu kan. Bu devleti kuran, yücelten kandır bu kan. Kimse ben bu devlete sahip çıktım diye beni tahkir edemez. Kimse. Edeceklerini ettiler baba. Daha dün tahta kurulurken bugün sürgüne yollanırız. O Selahattin'i zindana tıktığımızda işini bitirmeliydik. Şimdi baba oğul birbirlerinden güç kuvvet bulup at koştururlar. Burada kalsaydık ben o Selahattin'in altındaki sırrı kazıyıp çıkarırdım ama. Ne sırrı? Selahattin'in doğduğu gün Fatma Hatun'un oğlu ölmüş. Sonra da Fatma Hatun'un süt analığını saklamışlar. Bu kadar tesadüfün altında bir sır düğümü olduğundan şüphelenirdim. Burada kalsaydık o sır düğümünün üstüne giderdim ama bu sürgün mani oldu. Askalan'ı almadan esirleri vermeyiz. Askalan'ı vermek benim hükmümde değildi. Çünkü orayı tapınakçılar aldı. Yalan söylersin. Koca kral olup da orada mı hüküm geçiremeyeceksin? Ya istediklerimizi vereceksin ya da bu çadırdan cesedin çıkar. Sultanım. Kral Baldwin, yokluğumuzda kılıcını doğrultmaya cüret edersin de biz son nefesimizi vermeden kılıcımızı kınında mı tutarız zannedersin? Az kalanlar kız kardeşimi aldı, ben de gereğini yaptım. Biz de gereğini yapmışız ki anlaşmaya ram olmuşsun. Esirlere karşı az kalanı veremem. Ama kız kardeşim için anlaşma yapabilirim. Karşılığında hac yolunu size bırakırım. Baş üstad da az kalandaki tapınakçılar için elinizde olur. Bence adil bir anlaşma. Yeterli değil. Yetmez. Döktüğün bunca kana mukabil olarak sadece hac yoluyla kurtulamazsın. Askalanlıların kan bedeli olarak elindeki bütün esirleri derhal teslim edeceksin. Buna Mansur'un oğlu da dahil. Çok şey istiyorsun. Bunların anlaşmaya yanaşmayacağı kesin. Burada keselim cezalarını. O banda akıttığın her kan için kan isterim. Her can için kısas ister. Ben Prenses Victoria'yı alıp bizzat Kudüs'e getireceğim. Sen de Askalan'daki tapınakçılarına söyleyeceksin. Bütün esirleri derhal teslim edecekler. Aksi takdirde işte kılıç, işte meydan. Kavuş.
Ben ne tapınak şövalyelerine benzerim, ne de Haçlı askerlerine. Ben vahşi dağların bağrında büyümüş, ruhunu düşmanlarının kanıyla beslemiş ve ayak bastığı her yeri cehenneme çeviren savaşçıyım. Buraya kardeşimin intikamı için geldim. Sadece düşmanlardan değil, onu koruyamayan sizin gibi ahmaklardan da. Kardeşimin sadık köpekleri. O ölmüşken siz niye yaşıyorsunuz? Konuş! Biz Kont Gabriel'in öldüğünü şimdi öğrendik. Bilseydik zaten korurduk. Ama bize bir şans verin. Onun intikamını almak için saldıralım. Kardeşimin ruhu onuruna sizi affediyorum. Ama bir gün en ufak hatanızda sizi öldürürüm. Koyun bunları! Efendim? Efendim ne yapıyorsunuz? Bırak! Bırak! Çekeceksiniz. Melik Selahattin senden intikamını alacak. Elbet buraya gelecek. Ve Askalan'ı başına yıkacak. Ben de Selahattin'in gelmesini istiyorum zaten. Kardeşimin intikamı için. Sonra da cesedini Askalan surlarına sallandıracağım. İskenceye götürün bunları. Hadi. Adın ne senin? Sofia. Kral Badwin'e bağlı olarak burada bulunuyorum. Badwin'in canı cehenneme. Artık bundan sonra bana bağlı olarak burada kalacaksın. Dağ çiçeği. Yokluğumuzda devletimize, hanedanımıza, sana zulmeden o Nusrettin'in cezasını kestim. Onu sürgüne yolladım. Ya Turan Şah? Turan Şah'ın hain olmadığına kanaat getirdim. Esas hain, suçu Turan Şah'a atabilmek için onu zindandan kaçırmış. Victoria hazırdır. Lakin ben bu gavurlara hala itimat etmem. Bu anlaşma içime sinmemiştir. Sakın Mansur, sakın. Ya karşılığında bütün esirleri alacağız. Oğlunu alacağız. Hac yolunu alacağız. Daha fazla da burada kalmayın. Şam yakınlarında size oba hazırlattık.
Orada daha emniyette olursunuz. Etrafımızdaki bütün beylere de haber salacağım toy için. Börüler de dahil. Börüleri de mi çağıracaksın baba? Düşmanlara karşı birliği temin etmek için herkesi toplamak zorundayız. Peki ya Askalan'a girdiğimizde tapınakçılar esirleri vermezse? Bizzat Kral Baldwin söyleyecek. Gabriel de ölmüşken tapınakçılar böyle bir şeye cüret edemez. Bizzat ben götüreceğim Prenses Victoria'yı. Siz de Mansur'la gidip esirlerin hepsini alacaksınız. Bir zamanlar Türkler kurt başlı tuğlarıyla cihana hakim olmuş. Ama düşmanlar onları yok etmek için birleşmiş. Bütün Türkleri acımasızca kılıçtan geçirmişler. Sadece küçük bir çocuk sağ kalmış. Onu ormanın derinlerinde bir dişi kurt bulmuş. Sütüyle beslemiş onu, gölgesinde büyütmüş. Ve çocuk kurt bakışlı bir yiğit olmuş. Soyu soylanmış, boyu boylanmış ve sonunda atalarının intikamını alıp kurt başlı tuğu yine cihanın göbeğine dikmiş. Bize börüler derler. İşte biz o dişi kurdun çocuklarıyız. Kurt puslu havada avlanır. Düşman avlandı, pus dağıldı. Otağa dönme vakti. Victoria'yı sana teslim etmek istedim. Hatamı affettirmek için. Ama babam zorla aldı elimden. Bari bunu benden bilme. Acım aklımı başımdan aldı. Ben isteyerek mi seni tuzağa çektim sanırsın? Keşke yüreğimin nasıl kanadığını sana gösterebilsem. Ama elimden ancak dile dökmek gelir.
O da beyhudedir belli ki. Bir şey söyle. Kalp kırılınca dillal olur. İhanet belki sineye çekilir. Ama inancımın dirilmesi zordur. Ahmet Dali'den haber yok mu hala? Neredeler bunlar? Hala bir malumat yoktur. Bu işin altında başka şeyler var. Gabriel'in cesedi de hala bulunmamış. Serhat gazileri aramaya devam etsin. Biz de Askalan'a gidip esirler alalım. Yesene daha çiçeği. Aç değilim. Bu işkencenin çığlıklarının iştahını açması lazım. Benim yanımda kimse benden büyük değildir, otur. Krala saygı göster Gregor. Kardeşimin ölümüne engel olamayan kimseye saygı göstermem. Defolun hemen şehrimden. Buraya tapınak şövalyeleri aldı. Kudüs Haçlı Krallığı adına. Kardeşimin emaneti artık benimdir. Onun intikamını alana kadar buradayım. Zengilerle anlaşma yaptım. Esirlerin hepsini teslim edeceksin. Kardeşimi öldüren alçaklarla mı anlaştın? Tam da senden beklenecek hareket. Karşılığında kız kardeşim Victoria'yı alacağım. Kardeşim onun canını kurtarmak için canını verdi. Sen intikam alacağına bir de anlaşma mı yapıyorsun? İntikam elbet alınır. Şimdi Victoria'nın hayatı önemli. Zengiler geldiğinde esirleri onlara vereceksin. Tamam. Gelsinler. Teslim edeceğim. Bugüne kadar sizin için elimden geleni yaptım. Maalesef ki size sürgün, bana da azledilmek düştü. Hakkınızı helal edin.
Daha her şey bitmedi Reyhane. Yeni başlıyor. Bana itimadın olan bazı askerlerden bahsetmiştin. Böyle adamlar ki her biri bir orduya bedel. Niçin sordunuz? Onları tertip et. Sürgün yolunda saldırıp bizi kurtarsınlar. Sultan Nurettin peşinize düşer. Ordumu toplayacaksınız. Öyle bir sırrın peşindeyim ki, eğer gerçekse ordudan çok daha kuvvetli bir koz olacak elimde. O zaman da Sultan Nurettin'in saltanatı yerle bir olacak. Victoria, kardeşim. Keşke ben de sizin kadar sevinebilseydim. Ama asıl mutluluğumu Gabriel'in intikamının alınacağı güne saklıyorum majesteleri. Azkalan'daki esirler teslim edilecek mi? Edilecek. Halil'le beraber esirleri almaya geldik. Derhal teslim edin. Bekle. Birazdan gelecekler. Sen de kimsin? Ecelin. Merakının cevabı gözlerimde Selahattin. Bak. Kardeşim Gabriel'in intikamını görüyor musun? Gregor. Evet. Bazı Serhat gazilerin kayıpmış. Boşuna arama. Hepsini ben geberttim. Ama sadece bu değil. Kardeşlerim. Oğlum! Arkadaşlar.
Anlaşmada yazıldığı gibi biz artık kaç yolundan çekiliyoruz. Oranın güvenliği artık sizin. Yüce İsa, şükürler olsun. Tuzak kurmuşlar! Gabriel'in intikamını almadan sizinle anlaşma yok. Tuzak falan yok, durun. Bu mutlu günlerinizin tadını çıkarın Sultan Nurettin. Çünkü bir daha yaşamayacaksınız. Prenses doğru söyler. Çünkü bugünkü mutluluğu bir daha yaşamayacağız. Gün gelecek, çok daha büyük bir mutluluk yaşayacağız. Zira o gün Kudüs'e fetih sancaklarıyla gireceğiz. Prenses. Abini ben öldürdüm. Uçurumdan kendi ellerimle attım. Yüreğin varsa onları serbest bırak, benimle hesaplaş. Ben de onun için buraya geldim. Önce bana yaşattığın acının bin mislisini yaşatacağım sana. Ölmek için yalvaracaksın Selahattin. O zaman senin kılıcımın altında paramparça ederek kardeşim Gabriel'in intikamını alacağım. İntikam hesabınızı kendi aranızda görün. Şimdi anlaşmaya riayet edip bana oğlumu ver. Ben ne Kral Badüni tanırım ne de Nurettin Zengi'yi. Onların yaptığı anlaşma da hiç umurumda değil. Esirlerin hiçbirini size teslim etmiyorum. Kral Baldwin Prenses Victoria için anlaşma yaptı. Ben baş üste Blackfort'u da istiyorum. Anlaşma şartlarında böyle bir şey yok. Neye mutabık kalındıysa ona riayet edeceksin. Eğer elimdeki esirleri istiyorsanız şartlar da benim istediğim gibi olacak. Baş üste benim de kardeşimin de ikinci babamızdı. Onu almadan da adamların da dahil hiç kimseyi vermiyorum. Blackfort'u istiyorsan az kalanı vereceksin. Abin dediğimi yapmadı. Canından oldu. Sen de abinin yolundan gideceksen kellenden olursun. Kardeşim Askalan için canını verdi. Askalan'ı asla sana teslim etmem. Ben bu anlaşmayı oğlum için kabul ettim. Onu almadan hiçbir yere gitmem. Çok korktum ihtiyar. Oğlunu geri vereyim o zaman. Hayır! Oğlum! Öldürün Selahattin odalarını! Dur! Anladın mı şimdi? Sana neler yapabileceğimi Selahattin. Askalan'dan vazgeçeceksin.
baş üstad Blackford'u da ellerine teslim edeceksin. Kabul et. Ver şunun baş üstadını. Vazgeçmeyin Melik Hazretleri. Askalan için çok çileye katlandık. Çok can kaybettik. Vazgeçmeyin. Kardeşimiz Şehinşah gibi. Biz de bu uğurda gerekirse seve seve can veririz. Siz bizi değil davamızı düşünün. Abim vazgeçiremedi. Kralın yıldıramadı. Hainler yolumdan döndüremedi. Vazgeçmeyeceğim. Sana baş eğmeyeceğim. Esirleri kurtarıp burayı başına yıkacağım. Seninle savaşımız çok kanlı olacak. Ama benim kılıcım intikamdır Selahattin. Baş üstad teslim edilmedikçe akan kan durmayacak. Bu savaş da seni gebertip intikamımı alacağım yerde bitecek. Destur var mıdır beyim? Gelesin. Kürboğa beyim. İsmet bacım. Obamıza saldırmaya hazırlanan haçlıları pençemizle def ettik. Başlarının kellesi de buradadır. Düşmana karşı yüzümüzü ak, başımızı dik eyledin. Görklü yüzün her daim ak ola, mağrur başın her daim dik ola. Düşmana karşı cenk bitti derken toy çağrısı geldi. Kimden? Nurettin Zengi'den. Nurettin Zengi'den mi? Yıllar evvel ettiklerini ne tez unutmuş da bizi toya çağırır. Hem Şam'ı elimizden zoraki alsın, hem de bizi dost sansın, öyle mi? Beyleri etrafına bir kılmakmış niyeti. Yıllar evvel Selçuklu yıkılınca meydanı boş bulup kendini sultan ilan etti. O da bizim gibi ata beydir. Bizim dengimizdir. Biat edip boyun eğecek değiliz. Onun niyeti birlik değildi zaten. Herkese baş eğdirip tahakküm altına almak. O vakit oyununa gelme abi. Gitme otoya. Sultanım.
anne. Gönlüm sürur. Gözlerim yaşla doldu. Şu minberin Mescid-i Aksa'ya konulacağı günü hayal ettim bir yandan. Öte yandan buradaki Müslümanlara baktım. Hepsi haçlı zulmü altında perişan olmuş. Dedim ki kendi kendime, daha çok işin var. Şu mazlumlara derman olmadıktan sonra bin tane minber yaptırmışsın. Neye yarar? O da fetih ile nasip olacak inşallah. İnşallah. Şu minber de mazlumları zalimlerden kurtarmanızın manevi bir nişanesi olacak inşallah. Hac yolunu kurtararak mukaddes bir vazifeyi ifa ettiniz. Bu da yüce gayeleriniz yolunda büyük bir adımdır. Şükür, çok şükür. Dağılmış beyleri, bilhassa bölüleri etrafımızda toplayabilirsek devletimizi koca bir çınar kılacağız. Devletten gaye nedir sultanım? Devlet odur ki ulu bir çınara benzer. Bu çınarın kökleri adalettir, dalları bereket, meyvesi huzurdur, gölgesi hoşgörü. Devletten gaye odur ki cümle cihan bu ulu çınarın gölgesi altında adaletle, huzur içinde, bereketle, hoşgörüyle yaşasın. Sultan, Hacı Namzetleri hacı yoluna gitmek için sizi beklerler. Hayrım elimin emeğinden olsun istedim Mela Hazretleri. Bu kaşıkları pazarda satsınlar. Kazancını da garip gurebaya hayır hasenat olarak dağıtsınlar. Hac yolu meselesi için başımızın gözümüzün sadakası olsun. Ses. Tahtıma kılıç saplama cüretini ancak bir dişi kaplan gösterebilirdi. Senin değil, Gabriel'in tahtı. Onun intikamını almadan da oturamazsın. Gabriel'in katili Selahattin'den bile istediklerini alamadın. Abin olacak o kahrolası kral yüzünden. Hac yolu zenginlerin en istedikleri şeydi. Kral onları vererek ellerini rahatlattı. Sen de sıkıştır o zaman. Git ve hac yolunu kana bula. Bize yaptıklarını o lanet kağıt parçasıyla mı unutacağız? Kral nasılsa hac yolundan çekildi.
sen de ona bağlı değilsin. Hacı yolunu basmaman için hiçbir engel yok. Bu kılıcı bana Gabriel elleriyle yapmıştı. Sen de onun emanetine sahip çıkmak istiyorsan onun intikamını al. Git ve en iyi bildiğin şeyi yap. İstediklerini almak için kan dök. Gabriel için. Kızım dur, Sultan gelecek şimdi. Dur kızım. Maşallah. Ben de derim bugün sarayımızdaki letafet nereden gelir? Meğer tomurcuk güller açmış. Maşallah. Ne görkli bir kız. Allah bağışlasın yavrunuzu. Sağ ol. Hacca gidecek Hacı Namzetleri yola çıkmak için meydanda beklerler sultanım. Bu kardeşlerimiz de Hacı kafilesinin yol başçılarıdır. Gayrı Hacı yolunun emniyeti bizdedir. Mübarek topraklara sağ salim varacaksınız inşallah. Oralara bizden de selam götürün. Uğrunuz baki ola, devletiniz daim ola. Bir gün Kudüs'ü fethetmekte size, sizden gelene, sizden el alana nasip ola. Amin. 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 Maşallah. Doğan bağrımızda güller açtırdı. Adın nedir? Demircan. Elinde tomurcuk güller yetişir, dilinde tomurcuk güller biter. Resulullah'ın da remzi güldür. Huzuru Nebevi'ye varınca bizden selam söyle, dua et. Ola ki Allah Resulullah'ın yüzü suyu hürmetine kabul eder. O vakit dualarında gül gibi hakikat olur inşallah. İnşallah sultanım. Hac yoluna konuşlanacak askerlerimiz bu kafileye refakat etsinler. Her ne kadar haçlılar suhuletle çekilecek olsa da biz tedbiri elden bırakmayalım. Emredersiniz sultanım. O Gregor denilen melun nasıl olur da benim mühürlediğim anlaşmayı tanımaz? Nasıl olur da esirleri teslim etmez? Gavurlar düpedüz hile yapmıştır. Bunun hesabı o kraldan sorulmalı. Baldwin böyle bir şeye cüret edemez. Gregor'un işidir o. Babası gibi, kardeşi gibi.
Bu kanı kurutmadan bize rahat yok. Asıl hesabı oğlunuza sorun. Eğer Gregor'un istediğini verseydi, şu anda hem oğlum hem de esirler kurtulmuş olacaktı. Ne istedi Gregor senden? Blackford'un. Anlaşma da olmadığı için vermedim. Anlaşma yapıldı bitti. Siz alacağınızı aldınız. Ama bana verilen söz yerine gelmedi. Oğlum teslim edilmedi. Eğer sözünüzün yerine gelmesini istiyorsanız Gregor'a Blackford'u verin. Bakın, bu adam vahşinin biri. Ne anlaşma tanır ne siyaset. Eğer istediğini vermezseniz her tarafı kan gölüne çevirir. Bekleyeceğim seni. Gitmezsin bana. Bekleyemezsin beni. Haydi koş. Kızım koşturma sana artık, hadi gel. Bırak koştursun. Birazdan yola koyulacağız zaten. Ben su getireyim. Selahattin doğru olanı yapmış. Bakın, bana söz verdiniz. Oğlum ne olacak? Esir olan sadece senin oğlun değil. Benim kardeşlerim de esir. Onu da kardeşlerim de kurtaracağım. Az kalanı kaybettiren sen değil misin? Omuz omuza cenk ettiğin adamları o Gregor'a kaptıran sen değil misin? Göz göre göre oğlumu o kafirin elinde bırakan sen değil misin? Bunca şeyden sonra hala sana inanmamı mı beklersin? Bakın, son kez size itimat edeceğimi söyledim. Ama itimadım yine boşa çıktı. Eğer yarına kadar oğlum teslim edilmezse o vakit küllenen hasımlık yeniden alevlenir. Ah!
Kalp kırılınca dillal olur. İhanet belki sineye çekilir. Ama inancımın dirilmesi zordur. Su ver bana tez. Halil nerede baba? Kalleşte gidip onu vermediler. Bütün suç o zengilerde. Yine itimadımızı boşa çıkardılar. Şimdilik bizi güçsüz görüp hiçe sayarlar. Ama Mansur'un kim olduğunu ben onlara göstereceğim. Ne yapacaksın baba? Dostumuz olan beylere haber salıp asker toplayacağım. Eğer yarına kadar Halil'i vermezlerse zengilere kılıç çekeceğim. Baba etme. Daha bugün bizi saldırıdan kurtardılar. Senin yüreğin mi yumuşar onlara ha? Sen az kalan kızısın. Senin yüreğin her daim çelik gibi katı duracak. Şimdi giz kılıcını bileyle. Eğer yarına kadar Halil'i getirmezlerse sen de üstüne düşeni yapacaksın. Yapma kızıma dokunma. Yapma kızıma dokunma. Kızıma dokunma. Beni öldür, onu öldürme, yapma. Yapma. Yapma kızıma dokunma. Beni öldür. Beni öldür, onu öldürme, yapma. Yapma diyorum sana. Dokunma kızıma. Dokunma. Dokunma kızıma. Korkma. Ona bir şey yapmayacağım. İyi bak küçük kelebek. Anneni öldürdüm. Babanı da köle yaptım. Bir gün belki benden intikam almaya gelirsin. Unutma. İntikam en güzel duygudur. Hadi uç şimdi. Gidiyoruz. Kızım. Toplanın. Kızım korkma. Korkma. Baba gitme baba. Korkma kızım. Korkma. Gireceğim ben. Baba. Baba. Yürü yürü. Hadi. Baba gitme dur. Emrettiğiniz gibi bütün beylere, emirlere haber yolladık. Toya davet ettik. Hacı oğlunu almamız itibarımızı kuvvetlendirdi. Beyler de gölgemizde birleşmeye ikna olacaktır. Toyda o arzuladığımız Müslüman birliği için en büyük adımı atacağız. Ya Mansur ne olacak sultanım? Topraklarımızda bir kargaşa çıkarırsa kimseyi etrafımızda toplayamayız. Buna müsaade etmeyeceğim. Yarın Halil'i de kardeşlerimi de o esirleri de Gregor'un elinden kurtaracağım. Sultanım. Haç yolu. Basılmış. Askerlerimiz de, hacılar da öldürülmüş.
Baldwin ahdinde durmamış sultanım. Baldwin'de böyle bir kalleşliği yapacak cüret yoktur sultanım. Tez haç yoluna gidip kimin yaptığını öğreneceğim. Tez öğrenip bana bildir Selahattin. Bildir ki kılıcımın kimin başına ineceğini bileyim. Beykon kuruyasıcalar, bize kılıç çekecek cesaretiniz yok mu burada? Bu masumların canını kıydınız. Bunlar bizim şehitlerimiz. Topraklarımızda usulünce defnedilsin. Haçlılar yapmadıysa tapınakçılar yapmıştır. Baş üstadların intikamını almaya çalışırlar. Haçlıların ne de tapınakçıların. Yapan kim o vakit? Gregor. Zarar vermez sana. Annemi öldürdüler. Babamla kaçırdılar. Kimsesiz kaldım. Kimsesiz olur musun hiç? Bak biz varız. Bizim kucağımız senin gibi masumları ısıtır. Gözyaşlarını dindirir. Acılara şifa olur. Babamı götürdüler. Babam bizim yoldaşımız sayılır. Merak etme, elbet bulacağız onu. Bulabilir misiniz babama? Buluruz elbet. Bunu babam vermişti bana. Çok yaraladılar onu. Bulunca bunu ona verin. Beni hatırlar, ağırlığı geçer. Babamı getirecek misin bana? Söz mü? Söz. Sultanım, Allah aşkına biraz istirahat edin. Yaranız açılacak maazallah.
Haçyolu baskınında anasını kaybetmiş. Babasını da köle olarak götürmüşler. Tomurcuk Güp bizim bağrımızda yeşerecek o vakit. Ona can suyu vereceğiz, can olacağız. Mahzun edip soldurmayacağız. Melike, bize Allah'ın emanetidir. Evladımız gibi bakılıp yetiştirilsin. Emredersin sultan. Tetkik ettin mi? Kim saldırmış haç yoluna? Gregor. Sultanım. Gregor geldi. Hem hac yolunu kana bularsın, hem de ne cüretle huzuruma gelirsin. Urfa Açlı Kontu Josef. Emrettiğiniz üzere sağ salim yakaladık Emir Hazretleri. Baba. Hayatımı bağışlamanı dileyeceğimi sanıyorsan yanılıyorsun. Aklını başına al. Aman dile. Senin de yanındakilerin de canını bağışlayayım. Asla. Benim aklım başımda. Ama sen başsız kalacaksın Emir Nurettin. Emir Hazretleri! Baban gibi ölmek mi istiyorsun? Babam için öldürmek istiyorum. Bırak beni. Bak bakalım. Onu öldürebilir misin? İntikamımı almadan duramam. Şu andaki intikam ateşinle ancak kendini yakarsın. O yüzden o ateşi al yüreğine yerleştir. Orada zamanla, sabırla büyüsün. Vakti geldiğinde bir volkana dönüşsün. İşte o gün babanın katillerine yakıp kül edeceksin. Sen kimsin? Ben sana ve abin Gabriel'e intikam nasıl alacağınızı öğretecek kişi. Öz babamı öldürdün.
Ama diğer babamın baş üstad Blackford'u sana bırakmayacağım. Bunları da sizi ikna etmek için getirdim. Korkmayın, hepsini öldürmedim. İşime yarayacak olan kısmını da köle yaptım. Adamlarının leşlerini az kalan surlarına assınlar. Hadi! Ne adamlarım ölümden çekinir, ne de ben seni öldürmekten korkarım. Elif kızımız artık bize emanet. Sultanımız hususi ihtimam gösterir. Biz de onu layıkıyla yetiştireceğiz. İlimden zanaata, her kabiliyette pişireceğiz. Siz de hatun yetiştirmenin ehlisiniz. Onun serçe yüreği şimdi nasıl titrer bilirim. Evvela ana sıcaklığına ihtiyacı vardır. Şefkat kucağımızla, merhamet ocağımızla onun yurdu yuvası oluruz evvelallah. Mayasındaki cevval cevheri görürüm. Hamuru ilim ve zanaatla yoğrulunca pek nadide bir hatun olur. O kısmı da benim ellerime emanet. Hadi bakalım. Uğurlu kademli ola. Ben de ölmekten kaçım. Oh! Ama döktüğün her damla kan için bundan sonra hac yolundan geçecek bütün Müslümanların kanını dökerim. Selahattin. Kılıcımdan oldu. Kardeşim de babasının yolundan gitti. Canından oldu. Eğer sen bütün bunlardan ibret almıyorsan sıra sende demektir Gregor. Merak etme. Babamın intikamını senden, kardeşimin intikamını Selahattin'den alacağım zaten. Ama şimdi baş üstada vereceksiniz bana. Evvelce az kalana karşılık tutardık onu. Ama şimdi sırf bu kalleşliklerin için dahi onu vermem. Gayrı alacağım şey de yalnız az kalan değil, canın da olacak. Gelin o zaman az kalana. Karşınızda yalnız ölüm savaşçılarımı değil, bütün Haçlı ordularını bulursunuz. Trablus, Antakya, Kudüs, bütün Haçlı krallıkların orduları birleşir. Ve siz Müslümanlar, kendi içinizde darmadağın olmuşken karşı koyabilecek misiniz buna? Beni birkaç kafir krallığıyla korkutabileceğini mi sanırsın?
Hepsine sor. Hepsinde Nurettin Zengi kılıcının izi var. Kılıçlar çekilsin o zaman. Her yer kan gölüne dönsün. Ama bunu istemiyorsanız size yarına kadar süre. Baş üstadı bana teslim edeceksiniz. Yoksa kendi ellerimle adamlarınızın kellelerini tek tek yollarım size. Bu Gregor'dan'ın herifini atmaya çalışıyor. Önce sırları vermedi, şimdi de haç yolunu bastı. Hepinizin başını belaya sokacak. Omnes einim qui acceperint gladium, gladio peribunt. Gregor'a haç yolunu basmasını ben söyledim. Nasıl yaparsın? O anlaşma karşılığında kurtardık seni. Zengilerle savaş mı çıkartmak istiyorsun? Zaten bugüne kadar yeterince savaşmadık diye böyle olmadı mı? Küstahlık yapma. Karşında sadece kardeşin değil, aynı zamanda kralın da var. Zamanında tahta çıkmak için annemizle bile savaştın. Şimdi düşünüyorum da, keşke annemiz tahtta olsaydı. Hem eminim bir kadın daha iyi yönetirdi. Sen de aynı onun gibi bencil ve akılsızsın. Eğer beceremiyorsanız tahttan çekilin majesteleri. Kardeşimiz Amalcık var. Savaşın da barışın da zamanı var. Ve ben de diyorum ki savaşın zamanı geldi. Eğer siz de tahtınıza layık olmak istiyorsanız bu savaşa katılın. Aksi takdirde ben size rağmen bu savaşa devam edeceğim. O Gregor her tehdidinde onu böyle sağ mı göndereceğiz? Onun canını alırım almasına da, o vakit Askalan'daki esirlerin hiçbiri sağ çıkmaz. Ne senin adamların, ne Mansur'un oğlu. Hele ki köle edilmiş Hacı Namzetleri, hiçbiri. Onların canını ben de düşünürüm. Ama Gregor her kan döktüğünde böyle sükut edersek bize nefes aldırmaz. Ona sağlam bir hamle yapmamız gerek. O hamle Askalan'da olacak. Askalan'ı mı kuşatacağız? Ordu harekete geçtiği vakit esirlerin hepsini öldürür. Evvela içeriden vuracağız. Sen vuracaksın. Askalan'a gideceksin. Sonra? Ben orduyu toplayacağım. Sen esirleri içeriden çıkardığın vakit Askalan'ı muhasara edeceğim. Gayrı çıban gibi büyüyen bu tehdidi kökünden keseceğiz. Baş üstadı vermeleri için yarına kadar bir süre tanıdım. Ama zengiler mutlaka bir hamle yapacaktır. Nasıl bir hamle bu? Askalan üzerine bir hamle. Burayı almadan benim tehlikemin bitmeyeceğinin farkındalar. Bu yüzden Askalan'ı almak için hazırlıklar yapacaklar. Bizim de savunmamızı güçlendirmemiz lazım. Hemen Kudüs'e bir haber gönder. Bunak şövalyeleri nef getirsin. Herkese de duyur hazırlıklarımızı. Zengiler Askalan'a gelirse nasıl bir cehennemin içine düşeceklerini bilsin. Evet.
Emredersiniz. Selahattin, esirleri çıkarır çıkarmaz az kalan kuşatmasına başlıyoruz. Kuşatma için Mancınık imalatına da hız verdik sultanım. Denizden gelecek yardımları kesmek için kadırgalar da hazır olsun. Nusrettin sürgün yerine varmış mı? Henüz haber gelmedi sultanım. Bak, bu meseleyle alakadar ol İsfahani. Düşmanımıza kılıç doğrultmuşken arkamızda ayak bağı bırakmayalım. Böyle baba. Geldiler. Melik Hazretleri. Bahsettiğin adamlar düşündüğümden de cevval çıktı. Kim bunlar? Vakti geldiğinde kendilerini aşikar ederler. Ama şimdilik görmez, duymaz, konuşmazlar. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz? Şu bahsettiğiniz koz nedir? Bahsettiğim koz sır düğümlerinin altında gizlidir. Şimdi birer birer o düğümleri açacağım. Gizlenen hakikatlerin aşikar olma vakti geldi. Gregor, Askalan'daki savunmasını güçlendirmek için Kudüs'ten neft istedi. Yarın tapınak şövalyeleri getirecek.
Ne yapacağız Melik Hazretleri? Onların kılığında Askalan'a gireceğiz. Sonra da esirleri kurtaracağız. Haydi. Haydi tez olun. Hazırlıklarımızı herkese duyurun demenizi şimdi anlıyorum. Av yeme geldi. Şimdi kapağına kıstırma zamanı. Selahaddin'den haber var mı? Henüz yok sultan. Ordu ne vaziyette? Emrettiğiniz gibi sefer nizamına geçirdik. Gelmenizi beklerler. Sultanım. Ne oldu İsfahani? Nusrettin varmış mı sürgün yerine? Kötü bir hadise vuku bulmuş sultanım. Melik Nusrettin de ailesini sürgüne götüren askerlerimize saldırı olmuş. Maalesef hepsi öldürülmüş. Ya Nusrettin? Ailesiyle beraber kaçmış. Yapılan tahkikata göre bu harekat Melik Nusrettin'i kaçırmak için yapılmış sultanım. Tam da sefer için hazırlanmışken önümüze mani çıkardı. İsyandır bu. En ufak bir hatasında kellesini alacağımı söylemişti. Madem ki boynunu bile bile kılıcıma uzattı, o vakit kökünden kesmek gerek. Hoş geldin. Hoş buldum. Hayrola? Gelen kim? Saraydan gelen oldu. Sultan Nurettin tekaüt harcını göndermiş. Ha. Gel. Hoş gelmişsin. Melik Hazretleri. Maşallah. Maşallah. Yıllar evvel saray baş ebeliğinden ayrılmış olmanıza rağmen Sultan Nurettin hala harcınızı gönderir. Hikmeti nedir acep? Sultanımız vefalıdır. Yıllarca verdiğim hizmete karşılık. Yalnız doğum hizmeti mi verdiniz sarayda? Ben
Belki asıl hizmetini yıllarca susarak verdin. Susmaktan kastınız ne Melik Hazretleri? Hakikatler! Yıllar evvel Sultan Nurettin'in hatununun doğumunu sen yaptırmışsın. Bir oğlu olmuş. Doğrudur. Melik Selahattin. Buraya hakikatleri duymaya geldim. Yalanları değil. Sultan Nurettin'in oğluna ne oldu? Söylediğim gibi Melik Selahattin. Durun! Durun, ne yapıyorsunuz? Durun! Durun! Durun, yapmayın! Niye yaptınız bunu? Bizim günahımız ne? Çünkü yalan en büyük günahtır. Şimdi bana hakikatleri söyleyeceksin, yoksa burada gözlerinin önünde kocanı lime lime ederim. Yıllar önce Sultan Nurettin'in oğlu doğumda öldü mü? Elimizden geleni yaptık Emir Hazretleri. Ama söyle! Doğru. Sultan Nurettin'in oğlu doğumda ölmüştü. Durun! İnin arabadan. Ne var bu arabanın içinde? Komutan Gregor'un Kudüs'ten istediği neftler. Çıkarın miğferlerinizi. Size çıkarın dedim. Ne yapıyorsunuz siz? Savunma hazırlıklarına başlamamız lazım ve siz onları burada oyalıyor musunuz? Çekilin şuradan. Zamanında yetiştirdiniz. Zengiler Askalan'ı alabileceklerini sanıyorlar. Ama henüz gücümü görmediler. Güç akıldan gelir. Dilin de zekan gibi kıvrak. Sevdim seni. Siz de uzun yoldan geldiniz. Dinlenin biraz. Az kanını gezip biraz tadını çıkartın. Alın bunları içeri. Siz de gidebilirsiniz. Bu az kalanın son görüşün olacak Selahattin. Tez askerlerini hazırla Şirku. O Nusrettin hangi deliğe saklandıysa onu bulacaksın. Ya az kalan kuşatmasa sultanım? Melik Selahattin orada canı pahasına esirleri kurtarmaya çalışırken bir hain için az kalandan vazgeçecek değilim. Ben kuşatma ordusunun başında olacağım, sen Nusrettin'i getireceksin. O hainin varlığı hepimiz için tehlikeli. Biz kuşatmadayken bizi arkamızdan vurabilir. Git bul onu bana getir. Emredersiniz sultanım.
Senin çizmelerin niye bağcıklı? Ayağımdan çıkmasın diye. Niye olacak? Putperestliği çağrıştırdığı için tapınak şövalyelerin bağcıklı çizme giymesi yasak. Siz tapınak şövalyesi falan değilsiniz. İbrahim, başkaları gelmeden saklayalım şu leşleri, haydi. Öldürebilirdiniz. Niye izin verdiniz ki zindana gitmesine? Bırak da bizi kandırdığını sansın. Tam adamlarını kurtardır diye sevinirken kapana kısılacak. Önce adamlarını öldüreceğim gözünün önünde. Sonra da onun canını alacağım. Şimdi başını koparacağım. Buraya gelmeye cüret edersin de o gafil başını keseceğimi bilmez misin? Sırlar kılıçlardan daha keskindir ağabey. Ne sırrından bahsedersin? Yıllardır herkesten sakladığın sır. Selahattin.
İşkenceye mi geldiniz yine? Bizi lime lime parçalasanız da baş eğmeyiz biz size. Selahattin! Oyun bitti. Güç akıldan gelir demiştin. Benim aklım seni yandı. O kadar emin olma. Daha aklımı görmedin. Birazdan kafanı kesince açıp bakarım. Yakalayın şunları! Çok sıkıldım. Bu iş bitsin artık. Halil'i adamlarımı kurtarmak için Askalan'a gireceğim. Bu sebeple Askalan'daki zindana dair hususi bir malumat bilirsen söyle bana. Nasıl bir malumat? Her zindanda kaçan mahkumlara mani olmak için düzenekler olur. Askalan'daki zindanda var mı böyle bir düzenek? Var. Koridordaki merdivenlerden inince sağdaki dördüncü meşale. Gördün mü şimdi aklımı? İbrahim! Bana tuzak kurduğunu anlamadın mı senden? Sen bize bakarken biz seni çoktan gördük. Neft getirileceği haberini bilerek yaydı. Amacı sizin içeri girmenizi sağlamak. Buradan kurtulsan da Askalan'dan çıkamayacaksın Selahattin. Geleceğim. Tekrar geleceğim. Bu kez Askalan'ı fethetmeye, o kıydığın masumların intikamını almak için geleceğim. Görüşeceğiz seninle. Haydi. Ön kapıdan çıkıp kıstıracağız onları çabuk. Askalan'dan sağ çıkarmayacağız onları. Bir kilitledi kapıyı. Lanet olsun. Lanet olsun. Ben kimsen seni geberteceğim. Seni geberteceğim. Her kimsen seni geberteceğim.
Haydi. Size de şövalye libası giydirip Askalan'dan çıkaracağız. Sonra ordumuzla beraber fetih için geleceğiz. Haydi acele edin. İşimiz bitti. Açın kapıyı. Aç. Oğul babanın sırrıdır. Selahaddin de benim sırdaşımdır. Bundan gayrı başka sır yok. Sır tam da burada gizli ağabey. Çünkü Selahaddin senin değil. Eyyubilerin oğlu. Açın şu kapıyı! Açın şu kapıyı! Açın şu lanet olası kapıyı! Beni duyan var mı? Açın şu lanet olası kapıyı! Olanları öğrendim. Hemen yetiştim sizi kurtarmak için. Tapınak şövalyeleri çıktı mı? Evet efendim. Aptallar! Aç kapıyı.